Osman dostum ya, senden çok olmasın ama bu millette ne kadar çok para var ya, ne kadar çok para var. Bak kadın düşün, Klas Palas'taki dairesini sırf hayalet var diye keyfinden satıyor. Halasıyla birlikte gidip Topuzlu Yarası'na taşınacakmış. Halasıyla birlikte 2 kişi. Düşün, başka hiç kimse yok. Bir başlarına. Emirgan'daki Topuzlu Yalın bu. Orayı kaç sene önce biz aldık, gizli satış yaptılar. Hatta butik otel yapıyoruz. Belki de başka bir Topuzlu Yalısıdır, bilemezsin tabii ki. Yalnız, kadının kafasındaki tahtalardan bir tanesi eksikmiş. Sürekli ölülerle muhabbet ediyor. Anacığım, paranın fazlası da zarar tabii. Evdeki bütün mobilyalarım ve mücevherlerim fotoğraflarını çektim cep telefonumla. Ama telefonumu ofiste unutmuşum. Yarın ben sana göstertirim. Bilgin gurgun artsın yani. Ars! Rezil ettin lan beni. Ne diyor ya o? Mücevherler 2 saat önce satılık evden çalındı Burhan. Ah 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 vah vah vah. Yapabileceğim bir şey var mıydı? Var. Kaçmak. Vitrinde bir tek senin parmak izlerin var. Poliste de kaydın varmış. Ne diyorsun sen ya? Şimdi bu kimliğini kaybetti, ona bunu dolandırdılar. Polisteki parmak izi kaydı falan oradandır. İş yerine gitmişler. Güvenlik cep telefonunu polislere teslim etmiş. Cep telefonunda da mücevherlerin fotoğrafları bulunmuş. Ama ben bir şey yapmadım ki. Ay üstüme iyilik, sağlık. Polis etrafa sormuş. Ev kiralayacak parası bile olmayan garibanın tekidir. Evi alacak $2 milyon nereden olsun demişler. Oo, vallahi bütün oklar sizi gösteriyor Burhan Bey. Ne? Olağan şüpheli ben miyim yani? Ay bu da mı başımıza gelecekti? 2 saat önce, yani hırsızlık saatinde sen neredeydin? Dışarıdaydım, ucuzluklara falan baktım, pazardaydım yani. Şahidin var mı kardeşim? Ya. Bu durumda polis her an gelebilir koçum. Aklın varsa firar et. Ama ben bir şey yapmadım ki ya. Mücevherleri kurcaladın değil mi? He, sadece onu yaptım. Gerçek hırsız yakalanana kadar bence uza kardeşim. Yani bu işin şakası yok. Ya Osman dostum, nereye uzayayım siz, sen ne diyorsun ya? İsterseniz Dilber Hanım'a gidin bu akşam. Bu sıralar aramız çok iyi. Aman aman. Vallahi. Ben suçsuzum. Benim herhangi bir kabahatim yok. Ben bir şey yapmadım. Bu bana büyük bir komplo Dilber ablacığım. Osman, bizim ailenin nüfuzunu kullanamıyor muymuş oğlum? Bir gitse, konuşsa, dinese, etse... Neyi konuşsa, neyi etse, neyi dinese ya Dilber abla? Vitrinde benim parmak izlerim var. Mücevherlerin fotoğrafları cep telefonumda. Benim param yetmediği için, sadece evin dekorasyonunu merak ettiğim için gittiğime kim inanır ya? Kadir inanır mı? Ay Burhan, espri yapma, zaten sinirlerim bozuk. Ay Burhan! Vay, soykası batasıca hırkız. Bu çocuğu da el aleme malamat edecek. Sen merak etme oğlum. Dilber Dezen'in kapısı sağ, hep kındırık. Ne de olsa Tahsin Bey'in amanetisin. Sağ ol, sağ ol. Kendisi ne zaman geliyor? Kim? Tahsin Bey. Nereye? İstanbul'a. Kele Antep'e gazlık çaktı zar. Çocuklar da özledi, ondan soruyoruz. Ne vakit geliyor? Ay bilmiyorum Dilber ablacığım ya. Koyun can derdinde kasap ettir dediğinde kusura bakmadan biraz ağır konuştum. Bizim orada bir laf vardır. Bir taş attım karaca, geldi derdi yamaca. Ben nasıl sabrederim senden ayrı olunca. Anne! Beni almaya geldiler. Şu anda mahpus damlarında çürüyeceğim Dilber abla. Hele kuyuz oğlum, dur hele delikten bak ah. Burhan Bey, bu gece burada kalmamız lazım. Ne oldu ya? Yanasın ya. Gelsin. Hırsız olamaz. Başka şüpheli yok mu dedik. Hali hazırda yok dediler. Ay yakacaklar benim çıramı ya. Ortalıkta görünmemem lazım. Hemen kılık değiştirmem gerekiyor. Nereye kadar Burhan Bey? Gerçi gerçek hırsızı bulana kadar Makbule. Polis uğraşmaz bu işlerle. Kendimi temize çıkartmak için gerçek mücevher hırsızlarını bulmam gerekiyor. Seni seviyorum. Halacığım nasılsınız, iyisiniz? Niye böyle bar kadını gibi giyiniyorsun? Ay ne bar kadını ya? Farkında mısınız bilmem ama ben bir moda ekonasıyım hala. Para veriyorlar mı? Ne parası? O dediğin şeyi yaptırtmak için sağa para veriyorlar mı? Yoksa bedavaya mı böyle hokkabaz gibi el aleme malamat oluyorsun? Ay hala var ya, sizinle birkaç ay geçiren kanser olur ha. Yani bunu yapabiliteniz var yani. Seninle de birkaç ay geçiren kör olur. Kele hiç aynaya, bir haline bakmıyor musun sen kızım? Destur Allah, sen bilirsin. Ne öyle şeytan gibi. Kız Burhan, ne yaptın kendine? Ay Şahikacığım, başımızdaki belayı biliyorsun. İnşallah gün olur, kervan döner. Bir iki güne çözülecek inşallah. Biz de feraha kavuşacağız ama hırsız bulunana kadar Burhan Bey böyle şekil yaptı kendine. Kızım olayı biliyorum da bu mudur yani? Böyle daha çok dikkat çekeceksin gerizekanın başkanı. Olayı bizzat araştırıp kendim öğreneceğim Şahika Hanım. Onun için de daha rahat olmak açısından Sherlock Holmes kıyafetiyanam. Hırsızı buldum Şahika Hanım. Çüş. Ne diyorsun hoşik? Ya o çalınan mücevherlerden birisi var ya... Ha. O Şahika Hanım'ın şu anda hırtlağında. Ben gözümle gördüm. Bu kolyeydi. Hatta fotoğraflarını da çektim. Bence şu anda hırsız Şahika. Ya manyak manyak konuşma delsizin başkanı. Ben bunu 1 sene önce 2. el mücevher satan bir kuyumcudan aldım. 2. el mücevher mi? Evet canım, bazen zengin aileler dara düşünce mücevherlerini satarlar. Benim o kuyumcu da akbaba gibi onları toplar bize getirir. Peki, bir dakika. Bu kolye bizzat kendisi ise vitrinden çalınan sahtesi miydi acaba? Osman dostum da yalıyı gizlice satın aldım demişti. Aa, bu aile gerçekten fakir mi lan yoksa? Anadolu'dan kop gel düz git, Ankara'yı geç sana, Bursa'nın biraz yukarısı, Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı, Avrupa Yakası.